Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 14. hafta videolarına başlıyoruz. Kimileri için 15. haftaydı bunun sebebini daha önce konuşmuştuk. Biz 14. hafta diyelim isterseniz. Evet bu hafta ne yapıyoruz? Yamuk konusunun konu anlatımını yapacağız. Arkadaşlar bazı kitaplar için ya da bazı öğretmen arkadaşlar için yamuk konusu paraya kenardan önce anlatmak mantıklıdır. Bazı arkadaşlar için de ya da bazı kitaplar için de yamuk konusunu böyle son paraya kenar dikdörtgen kareden sonra anlatmak daha mantıklıdır. Ben YAMU sonradan anlatılması taraftarı olan bir öğretmenim. Aslında daha öncelerinde de yamuğu ilk başlarda da anlatmıştım da var. Şu an bana daha mantıklı gelen kısım böyle sonlara doğru anlatmak oluyor. Çünkü niye? YAMU'nun içerisinde paraya kenarın tanımını uyguladığımız durumlar olabiliyor. Paraya kenarı iyi bir şekilde anlayan yamu da daha rahat bir şekilde yapabiliyor diye ben ilk başta e, paraya kenarı anlattım sonra YAMU konusuna geçiş yapıyorum arkadaşlar. Evet YAMU konusuyla ilgili bu hafta kaç videoyla karşılaşacağız? yamuk konusuyla ilgili 6 videomuz olacak. İlk video ve son video bir tık daha uzun olabilir. Bir yarım saati geçmez gibi tahmin ediyorum ama aradaki videolarda öyle çok da uzun olmayacak, kısa olmayacak. Ee, ve yamuk konusuyla ilgili ne diyebiliriz? Tabii ki paraya kenarı iyi bir şekilde anladıysanız ve tabii ki üçgenleriniz sağlamsa bu konu sizin için çok zevkli bir konu olacak arkadaşlar. Biraz sonra konu anlatımında da göreceksiniz. Evet arkadaşlar Yamon'u ilk dersiyle isterseniz dersimize başlayalım. Bu konuya da başlarken ne yapıyoruz? İlk başta tabii ki tanımı vereceğiz ve tanımı verdikten sonra üçgenlerle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsedeceğiz arkadaşlar sizlere. Her zamanki gibi artık yöntemi tekniği anladınız. Arkadaşlar yamuk karşılıklı kenarlarını sadece ikisi paralel olan dörtgene yamuk denir deniliyor. Evet ee, biz yamuk deyince zaten bunu anlıyoruz arkadaşlar. Ben de tanım olarak bunu yazmışım aslında ama biraz da meb kitabında takip etmek lazım aslında. Map kitabında da şu şekilde geçiyor arkadaşlar. Şimdi sadece en az iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir diyoruz. E ben buradan bu tanımdan ne anlıyorum? Mesela paralel kenar. karşıtlı kenarları şöyle şunlar da birbirine paralel bunlar da birbirine, birbirine paralel ya. En az iki kenarı paralel olan dörtgen. Paralel kenar da en az iki kenarı paralel olan dörtgen. O zaman paralel kenar aynı zamanda bir yamuktur diyebiliriz arkadaşlar. Evet. En az iki kenarı paralel olacak. O zaman ben buradan tanımdan ne anlıyorum arkadaşlar? Hangi konularla daha fazla uğraşacağım? Paralellikler olduğu için kelebek benzerliği ve temel orantıyla özellikle ve özellikle oranlamanın olduğu sorularda biz benzerlik uygulayacağımızı biliyor muyuz? Biliyoruz. Ee, bunu daha önce de öğrendik mi? Öğrendik. Hatta paraya kenarda hatırlayın kısa çizgi paraleli çiziyorduk değil mi? Kısa çizgi paraleli ya da paraleli uzatarak kelebek benzerliği ve temel orantıyla çok aşırı neşir olacağız arkadaşlar bu konuda. Ee, ve alanla da ilgili bir şey geldiği zaman da alan dağıtma sorularıyla da yine uğraşacağız arkadaşlar. Öncelikle tanımı şöyle bir irdeleyelim. En az iki kenarı paralel olan dörtgene biz ne diyormuşuz? Yamuk adını veriyormuşuz. E bunların paralel olması zaten diğer özellikleri de kendiliğinden getiriyor. Yani mesela A açısı D açısının 180 derece olması. Hocam burası alfaysa burası 180 eksi alfa demiş. Niye? U kuralından dolayı toplamları 180'dir. 180 eksi alfa burası. Hatta buraya beta dersem burası ne olacakmış arkadaşlar? Burası da 180 eksi beta olacakmış. Niye? Paralel olduğu için U kuralından dolayı. Başka bir şey bilmemize gerek var mı? Şu an yok. Sadece ve sadece tanım ve tanımla ilgili yapılabilen sorular. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi örnek birle başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki ABCD yamuğunun hemen yamuğu çizelim arkadaşlar. Şöyle bir yamuk. Artık siz de bir yamuk çizdiğiniz zaman ya da herhangi bir dörtgen çizdiğiniz zaman sözel sorularda özellikle sol alttan başlayacağınızı anlamışsınızdır. Böyle başlasanız sizin açınızdan iyi olur. Tabi ÖSYM bu tür sözel soruları yazarken biraz daha dikkatli ve temkinli olmayı tercih ediyor. İşte uzun kenarı ya da alt tabanı diye cümlelere başlayabiliyor. Hatta ben şurada şunu da söyleyeyim. Bak bunu söylemeyi unuttum. Buradaki ABCD yanında şu karşılıklı kenarlar paralel ya. Buna alt taban diyoruz. Öyle geçiyor. Buna üst taban diyoruz. Bunlara da yan kenar adını veriyoruz. Yan kenarlar adını veriyoruz. Evet, alt tabanı uzun kenar olan ya da şu AB e, alt tabanı olan ya da uzun kenar olan diye de cümleye de başlayabilir arkadaşlar. Şimdi ABCD yamanın tamam yazdık bunu. Eee AB ile CD birbirine paralel. Evet, şunları birbirine paralel vermiş. Artık eskiden bunu yapmıyordu arkadaşlar ÖSYM. ABC'de yamuk diyordu. Yamuğun tanımından dolayı otomatikman biz karşılıklı kenarların paralel olduğunu anlayabiliyorduk. Ama artık ÖSYM işini garanti alıyor. ABC'de yamuk dese bile AB ile CD'nin paralelliğini soru içerisinde mutlaka veriyor arkadaşlar. ADC açısı 100 derece demiş. E hocam burası 100 derece ise şunların toplamı 180 olduğundan burada kaç kaç derecedir? 80 derecedir. BAD açısının açı ortay doğrusu BC kenarını dik kesiyor demiş. O zaman burada BAD'nin açı ortayı şu. Burayı dik kesiyormuş. Haa. bak soru içerisinde bak bu açı ortayı dik kesiyormuş. Soru içerisinde bak benim dikkatimi çeken bu oldu. Hem açı ortaya hem yükseklik. Aklınıza bir şeyler geldi değil mi? Evet geldi ama uzunlukla ilgili bir şeyler olmuş olsaydı evet burada bir x kenar tamamlaması yapabilirdik. Ama açılarla ilgili bir şey var ya da biz ek çizim yapmadan önce ne yapıyorduk? Verilen bilgileri soru içerisinde kullanmaya çalışıyorduk. Soru içerisinde kullanılabiliyorsam takıldık takıldıysam bir yerde Ondan sonra takıldığın zaman ek çizim yapma gayretinde bulunuyordum. E burada da arkadaşlar şu an bakalım verilen bilgileri kullanalım. Bize diyor ki açı ortay doğrusu dik kesmiştir diyor. Özel durumları olduğuna göre BCD açısının ölçüsü şuradaki açı kaç derecedir diye soruluyor. Verilen bilgilere bakalım şimdi. Hocam 100 ise burayı 80 buldum. Bunlar 40-40 yaptı mı? Yaptı. E, dik üçgen var burada. Bu dik üçgende 40-90 ise burası nedir? 50. Aa hocam bunlar birbirine paralel ya. 50 ise bu da 180'e tamamlıyor. Yani burada kaç kaç derece yapar? 130 derece yapar. Yani BCD açısının ölçüsü 130 derece oldu arkadaşlar. Geldik örnek ki Ya hocam ikinci soruda da bu yapılır mı? Hemen bir yeni nesil soru yazmışsınız demeyin. Artık alıştınız arkadaşlar. Bunlar sizin için çerez sorular. Yani yapabileceğiniz sorular. Sıkıntı yapmayın. Bakalım okuyalım soruyu. Dikdörtgen şeklindeki masanın üzerinde birer kenarları masanın kenarıyla çakışacak için daha BCD ve KLMN karesi yamuk ve kare verilmiş. Burada açılar verilmiş arkadaşlar. Şimdi biz eskiden olsa bak. 150 derece gördüğümüz zaman ne yapardık? Buradaki 30 dereceyi yapıştırdık değil mi? Ya da 135'i gördüğümüz zaman ne yapardık? Buradaki 45'i yapıştırdık. Ama artık yamuktayız. 150'nin uzantısı bu yamuk ya da paralel kenar kenarvari sorularda. Uzantıları önemli değil. Ee, şu açıların toplamı 180 olduğu için 30 dereceyi ben burada elde ediyorum. Buradaki uzantı önemli değil. Ya da 135 ise burası kaç derece arkadaşım? 45 derece. E hocam eskiden hani biz 150 dereceye ya da 135 dereceye dokunmuyorduk değil mi? Ama dokunmamak için elimizden geleni yapıyorduk. Bak. Eskiyi de hatırlatmak için bir şey söylüyorum. Burası 135 dereceyse buradan dik çizmek yasak diyordum. Bak hatırla. Üçgende evet yasak. Niye? 135'in 45'ini kullanıyorduk. Şuradan dik çiziyorduk arkadaşlar. E sen şimdi buradan da dik çizmeye kalksan hani 6'yı kullanacaksın ya 30'un mantığını kullanmak için. Buradan 150'yi parçalayabilirsin. Zaten sen 150'den dolayı 30'u yazdın. 30 mantığını kullanmak için hani 150 ile işin bitti gibi orada. Hani o silinmiş bir açı gibi düşün. E, buradaki 150'yi bu şekilde parçalayabilirsin. Ama niye? 150'yi kullandığın için. 150'nin 30 derecesini kullandığın için. Yani burada o parçalama yapılabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dur soruyu okuyalım. A, B, birbirine paralel demiş. Devam ediyoruz. E, sonra işte 150, 135 ve 6 derece 6 verilmiş. Yamuk şeklinde karton masanın üzerinde kalacak şekilde. B köşesi etrafında 75 derece döndürüldüğünde. Döndürme. Şimdi gençler dikkat. Bir nokta etrafında bir kenara döndürürken nasıl oluyorlar arkadaşlar? Bir nokta etrafında hop şöyle bir dairesel hareket yapmıyor mu? Evet. Alfa derece döndür derse şöyle bir dönüş yaptı mesela. Bu dönüş nasıl olacak? Dairesel bir hareket olacak değil mi? Şöyle. Burası R burası da R olacak diye daha öncesinde uyardık ve bunlarla ilgili çok soru yaptık. Şimdi de bana diyor ki bu yamuk döndürülecek. Yamuğun hepsini döndürmenize gerek yok. Çünkü bak özel bir durumdan bahsetmiş. Sen bu yamuğu döndüreceksin B köşesi etrafında. Bak şuradaki C noktasından bahsediyor. Sen bu yamuğu döndürdüğünde C noktasının özel bir yere geldiğinden bahsediyor. Yani tam buraya getirdin. Yani bu dönüşün nasıl oldu senin? Hop şöyle bir dönüş oldu. Bu C noktasına da nereye geliyormuş? KN'nin orta noktasına. Şöyle orta noktaya geldi. Kaç derece döndürdün? 75 derece döndürdün. Dairesel bir hareket yaptı. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk yine ne oldu? Birbirine eşit oldu. E hocam bundan sonrasında ben yamuğu çizeyim diyebilirsiniz. İşte bu yamuk böyleydi ya. Yamuğun devamını getirirsiniz. Şöyle yamuk böyle olacak. Yok bu da çok yamuk oldu ya. Evet neyse. Şöyle olacak hocam yamuk deyip yamuğun tamamını da çizebilirsiniz. Ama bence gerek yok. Çünkü C noktası C üstüne geldi. Bizim için önemli olan C noktası arkadaşlar. Sadece C'yi getirdim buraya. Ve önemli olan hop şurası. Şu uzunlukla bu uzunluk yarı çap olduğundan dolayı birbirine eşit. Eee Orta noktasına geldiği için özel durumu sadece bu özel durumu kullanacağım. Sadece bu doğruyu kullanacağım. Evet K'nin orta noktasına gelmiş. Buna göre diyor kare şeklindeki kartonun alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Tamam. Öncelikle biz ne yapacağız? O zaman şu uzunlukları falan bulmaya çalışacağız. Ee, 45-75 ise burada kaç kaç derece yaptı arkadaşım? 60. Hocam şu 30'un mantığını kullanayım. Hop şuradan dik çizerim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Hocam burada 45'in mantığını kullanayım. Hop şuradan dik çizeyim. Hocam şunlar birbirine paralel olduğundan burada bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. 3 ise burası da 3 mü? Evet. 45, 90, 45 üçgen oldu burada. E o zaman 3, 3 ise burası da 3 kök kim oldu? Burası da 3 kök oldu. Ve burada da 60, 90 ne var arkadaşlar? 30 üçgeni var. Ve buradaki 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 30'un karşısı 3 kök 2 bölü 2. E 60'ın karşısında 30'un karşısındakinin kökü katı. 3 kök 6 bölü 2. E hocam burası da 3 kök 6 bölü 2. O zaman karenin bir kenarı ne yaptı? 3 kök 6 bölü 2 ile 3 kök 6 bölü 2'nin toplamı 3 kök 6 yaptı. Evet karenin bir kenarı 3 kök 6 yaptı. Bizden ne isteniyor? Karenin alanı isteniliyor. Yani 3 kök 6'nın karesi isteniliyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 6 kere 9 54 yapıyor. Cevabımız böylelikle 54 çıktı. Evet. Yapılamayacak bir soru mu? Hayır. Alıştınız değil mi? Bak kolay bir soru. Yani zor bir soru değil artık arkadaşlar. Sizin için artık bu sorular ee, şurası alıştığı için... Artık çok zorlandığınız sorular değil arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Evet şimdi bu soruya geldik. Evet bu soru tiplemelerinden dolayı aslında ben yamu hani videonun en başında dedim ya yamu paraya kenardan sonra anlatıyorum. Çünkü bu tür soruların içerisinde biz paraya kenarı kullanıyoruz. Şimdi öncelikle bakalım bir verilen bilgilere bakalım neler verilmiş. 130 var 80 var hocam 130 ise burası kaç derecedir 50 derecedir. 50 var 80 var arasındaki ilişkiyi ben kuramıyorum hocam ne yapayım e şunlar birbirine paralel ya. Biz bu paralelliği kullanacağız arkadaşlar. Bu paralelliği nasıl kullanacağız? Bazı arkadaşlar yukarıya doğru üçgene tamamlama yapabilir ama biz genelde üçe e, yamuk konusunda arkadaşlar benzerlik de gelse yukarıya doğru tam, e, tamamlamayı çok fazla sevmiyoruz. Hani para da de söylemiştik. Dışarıya doğru tamamlama çok sevmediğim bir şey. İçeri doğru paralel çizerim diye söyledik ya. Çünkü işi bazen karıştırabiliyor arkadaşlar. E o yüzden biz burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Özellikle ve özellikle isterseniz bakın bu sorunun yanına not yazabilirsiniz. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse paralel kenar oluştur. E, o zaman paralel kenar oluşturacağız. İster böyle paralel bu köşeden çizin paralel kenarı şöyle 7'ye paralel çizin. İsterseniz buradan C köşesinden AD'ye paralel çizin. Hiç fark etmez. Bakın şu paralelle çizin paralel kenarı oluşturun. Paralel kenarı oluşturduğunuz zaman. Evet şurada bir paralel kenarı oluşturduk arkadaşlar. Paralel, ne, ama ne zamanmış? yamukta açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girerse paralel kenar oluştur. Evet oluşturduk. Oluşturduğumuz zaman 4 ise karşı tarafta 4'tür. Hocam paralel kenar oluşturduk ya şunlar da birbirine paralel. 50 ise burası da 50 mi? 50. E 80 50 daha kaç? 130. Buraya kaç derece kaldı? 50. A 50 50. İkiz kenar yani burası da 7 oldu. AB uzunluğu yani x 4 ile 7'nin toplamına eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 11 oldu. Tamam mı? Notu da yazın ha. Önemli. Paraya kenarı kullanıyoruz. Evet. Ne demiş soruda? ABCD yamuk AB ile CD birbirine paralel verilmiş ve açısal bir muhabbet verilmiş burada. ABC açısı daha karışık. Şuraya bir alfa yazarsam burası 2 alfa yaptı. 2 alfayı öbür tarafa atarsam BAC açısı ne yaptı? 180 2 alfa yaptı arkadaşlar. Yazalım o zaman. ABC açısına alfa yazalım. BAD açısına BAD açısına 180 2 alfa yazalım. Bakalım. E, ne yapacağız? Arkadaşlar karşılıklı açılar toplamları 180 değil miydi? Evet 180 eksi 2 alfa hoşuma gitmedi benim. Şuraya da bir 2 alfa yazalım isterseniz. Şimdi ne yapacağız? Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine giriyorsa ne yapıyorsak onu yapacağız. Biraz önce de söylemiştik zaten. Hop şöyle bir paraya kenar oluşturalım. Paraya kenar oluşturduğumuz zaman gençler. Paraya kenarı oluşturduğumuz zaman ne oluyor burada? Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 5 ise burası 5. Tamamı 13'tü. Buraya 8 kaldı. E şunlar da birbirine paralel ya. paralel kenar oluşturduk. x'e burası da X mi? Evet. E hocam burası 2 alfa ise şurası da 2 alfa mı? Ya da 180 x 2 alfa ise burası da 2 e, alfa yapar. E burada alfayı da kullanmamız lazım bizim. E alf alfayı nasıl kullanacağız? Bak şu açıyla şu anın, şunun toplamı 2 alfa yapmaz mı? Yapar. Yani burası da alfa oldu. Dolayısıyla burada ne çıktı arkadaşlar? Bakın alfaya alfa. İkiz kenar bir üçgen çıktı. Yani x de buradan kaç yapar? 8 çıkar. Yani e, cevabımız böylelikle 8 oldu. Örnek 4'te. Evet geldik örnek 5'e. Bakalım burada neler verilmiş. ABCD yamuk paralellik verilmiş. Bu açıyla A açısıyla bir açısının toplamı da 90 derece verilmiş. Hocam buraya alfa buraya beta diyecek olursam. Buraya alfa buraya beta dedim. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece oldu. Ve 6, 5, 15 var. Bize iki soru soruluyor. Bir BC uzunluğu soruluyor bir de alan soruluyor. E hocam daha alan formülünü vermediniz. Evet. Demek ki nereden çıkıyor? Üçgenden çıkıyor. Hadi bakalım. Yapalım şu işi. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmiş. Ne yapıyoruz? Paraya kenarı oluşturuyoruz. Hop oluşturduk paraya kenarı. Hocam paraya kenarı oluşturunca güzel bir şeyler çıktı mı bakalım diye bakıyoruz. Hemen böyle verilen bilgileri kullanıyoruz. Şunlar da birbirine paralel mi? Paralel. Hocam alfa ise önünde eşitten alfa 5 ise burası 5. Buraya kaç kaldı? 10 kaldı. Bu arada para kenardan dolayı şurayı da yazmayı ihmal etmeyelim 6. E şimdi açılarla ilgili bir şey verilmiş. Açıları da kullanalım. Alfa beta toplamı neydi? 90. Bak dik üçgen. Hocam alfa ile betanın toplamı 90 burası da 90 derece oldu. E o zaman buradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? 6, 10, 6, 8, 10 üçgenden A şıkkının cevabı ne buluruz? 8 buluruz. Peki bizden ne isteniyor şimdi? ABCD yamuğunun alanı isteniyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bilir daha gelmedik oraya. E, ee, olan alan formu. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Ama oradan yapmayacağım. Ya burada bir üçgen var. Üçgenin alanını bulabilirim ben. Bu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet burası 24. Hocam bu alanı 24 bulduk. Eyvallah. E şimdi ne yapacağız? Alan dağıtalım bari bak. Burada 10 var 5 var. 10'da kalan 24 ise. O zaman 10'da kalan 24 ise. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman. 5'te kalan da yarısı olmaz mı? Olur. 10'daki 24 ise çünkü 2'ye bir oran var burada. 10 bölü 5 2 bölü 1. Alanlardaki oran da 2 bölü 1'dir. Yani burası 12. E paraya kenarda yarısı 12 ise diğer yarısı da 12 olmaz mı? Olur. E ya BCDM10 alanında 12 burada 12 burada 24 burada. Bu alanların toplamı yapar. Yani toplamda cevabımız 48 yaptı arkadaşlar. Evet örnek 5'in cevabı da böylelikle. Hem A şıkkının cevabı 48 B şıkkının cevabı da 40. A şıkkının cevabını 8 B şıkkının cevabını da 48 bulduk arkadaşlar. Geldik. Örnek 6'ya. Evet gençler bak şimdi verilen bilgilere bakalım. Hocam bu uzunluğun tamamını 6 vermişler. Bu uzunluğun tamamını ne vermişler? 12 vermişler. Tamamını 6 ve 12'yi kullanacağım. Eğer şuradaki parçalar falan verilmiş olsaydı böyle kelebek benzerliği, melebek benzerliği bir şey yapabilirim. Ama bana bunlar bütünsel lazım. Şimdi yamuk konusundayız. Düşün yamuk konusunda sen ne öğrendin bu zamana kadar? Yamuk konusunda hocam valla Üçgenle ilgili işlemler yapabiliriz. Zaten o kısma doğru geliyoruz yavaş yavaş ama şu an hiçbir şey yapamıyorum. E biz yamukta açılar ve kenarlar için içine girince paraya kenar oluşturuyoruz ki bir de bize burada açıda işin içine girmiş 90 derece de var. Hani paraya kenar oluşturmayı yapabilir miyiz? Evet. Şuradan içeriden paraya kenar oluştursan valla 6'yı saçma bir şekilde bölüyoruz ve 12'yi de kullanamıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu da bir tarz soru. Özellikle ben böyle yamuktaki sorularda falan böyle çok zor sorularda da karşılaşabilirsiniz. Bunlar da onların bir altyapısıdır diyebiliriz. Ee, önemli önemli yöntemlerden biridir. Ee, köşegenleri dik kesen herhangi bir yamukta farklı bir yolla çözülse bile bu tekniği de kullanabilirsiniz. Köşegenleri dik kesen yamukta da bir paralel kenar oluşturacaksınız. Ama o oluşturacağınız paralel kenar böyle değil. 12 ya da 6'yı kullanarak. Bakın C köşesi şu kırmızının üstünde ya 12'nin üstünde ya 6'ya paralel çizip bu sefer dışarıda paralel kenar oluşturacaksınız arkadaşlar. Ya da Şuradan D köşesinden şunun üstünde ya diğerine 12'ye paralel çizip de şey yapacaksınız arkadaşlar paraya kenar oluşturacaksınız. Bakın burası x burası y diyecek olursak ab artı cd isteniyor zaten bizden toplam isteniyor. x ile y'yi de bizim yan yana getirmemiz lazım o mantıkla da düşünebilirsiniz. Paralel kenarı böyle oluşturunca hocam şunlar birbirine paralel. E x ise burası x 12 ise burası da 12 mi 12. Bak 12'yi kullanabildik şimdi bütünsel olarak şöyle düşünecek olursanız. 12 var 6 var y var x var. E hocam biz neyi kullanmadık soruda? Bir de onu düşün. Daha hala soruyu yapamadıysan. 90'ı. Yoğunlaş 90'a. Bak 90 burası. Hocam şunlar birbirine paralel. Aa burası 90'sa yönde burası da 90 yapar. Dolayısıyla şurada ne çıktı arkadaşlar? Bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin kenarları ne? Hocam bir kenar 6, bir kenar 12. O zaman x artı y şurası ne olacaktır arkadaşlar? 6, 12. 6 kök 5 mi olacaktır? Evet. ab artı dc. Yani x artı y uzunluğu. Toplamda 6 kök 5'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 6 kök 5 yaptı. Güzel bir sorudur. Bazı çok zor sorularda kullanabiliriz. Eksik bir şey kalmasın diye yazdığım bir sorudur. İkiz kenar yamukta da hatta böyle bazen bunlarla ilgili bir şey görebilirsiniz. Ya da dik yamukta da köşegenleri dik kesen bir dörtgen görebilirsiniz. Gördüğünüz zaman bakın e, bu dışarıdan paraya kenar oluşturmanın da köşegenleri dik kesen bir yamukta dışarıda para kenar oluşturmanın da çok güzel etkilerini de göreceksiniz arkadaşlar. Geldik örnek 7'ye. Hocam ne yapacağız burada? İçeriden bir paraya kenar oluştursak zaten açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girdiği zaman yapıyorduk bunu. Buradan çizsek a, -a hiçbir işime yaramıyor. O zaman takıldık. Üçgen vari düşünün. Şimdi üçgen. Nasıl hocam üçgen? Ya üçgeni düşünün. Özel durumlar olmadığı sürece açı ortay, kenar ortay ya da olmadı ya da dik üçgende mesela Pisagor bağıntısı falan olmadığı sürece Bizden bir uzunluk istenildiği zaman nereden buluyorduk arkadaşlar bunu üçgende benzerlikten, değil mi? Benzerlik için ne yapıyorduk? açıya dalıyorduk. Öncelikli olarak açı 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 benzerliği var mı diye bakıyorduk. E hocam bunlar birbirine paralel verilmiş. Hadi normal, yamuğun özelliğinden yapamadık o zaman daha özellikleri de görmedik gerçi ama öyle çok böyle ee, çok böyle özellikleri de yok aslında. Biraz sonra da göreceksiniz yani ikinci videoda da göreceksiniz arkadaşlar. Evet zaten özellik sorusu olsa bile üçgenden ispatı çıkacağı için hiç özellikleri kafanıza takmayın. Hocam bu paralelliği kullanayım. Açıya da dalacağım ya Z kuralı var burada. Z'den dolayı burası alfa oldu mu? Oldu. E başka eşit açı var mı? Ortak açı var mı? Yok. Biz genelde biz bir açı eşitliği olduğunda ortak açı var mı diye bakarız. Açı 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 ararız ama genelde kenar açı kenar ikinci planda bırakılıyor. Sırf onu hatırlatmak için burada yazdım. Daha öncesinde kenar açı kenarda da böyle buna benzer bir soruda yapmıştık arkadaşlar. Hatta aynısı bile olabilir. E hocam Tamam aklımızın bir köşesinde benzerlik var. Bir açı, bir açı varsa benzerlik olarak neyi düşüneceğiz? Açı 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 yoksa bakacağız kenar açı kenar var mı diye. Hocam şu üçgende ve şuradaki üçgende. Alfanın kolları ilk önce yukarıdaki üçgene bakalım. 4'e 6. Alttakinde alfanın kolları ne? 6'ya 9. Her ikisini oranladığım zaman bakıyorum ki burası da 2 bölü 3 burası da 2 bölü 3. Demek ki bu iki üçgen benzer ve kenar açı kenardan benzer. Benzerlik oranında neymiş? 2 bölü 3. E benzerlik oranı 2 bölü 3 neydi? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşit değil miydi? Evet. Yani 5 bölü alfanın karşısı 5 bölü alfanın karşısı x'e eşit olacak. Buradan 2 x eşittir 15 ise x'i de buradan ne buluruz? 15 bölü 2 olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 15 bölü 2 çıktı. Geldik örnek 8'e. Hocam paralellikler verilmiş. O paralellikleri kullanacağız kardeşim. Yani şu paralel şu paralel şu paralel verilmiş. Ya paralellikler var. Bir de ekstra bu yamuğun paralelliği haricinde ekstra bir paralellik de var. Büyük ihtimal ne vardır? Benzerlik. Özellikle karşılık kenarlar paralel yani olduğu zaman ya kelebek benzerliği ya da temel orantı. Zaten sayılar kendini hep belli ediyor. Bak sayılara bak. Hocam 2'ye ve 6 verilmiş. 2'ye ve 6'ya bakacak olursak ben bu kelebeğe dikkat ederim. Bak soru şöyle olmuş olsaydı. Dikkat dikkat dikkat. Şurası 2 burası 6 burası x olmuş olsaydı Hocam 2 ve 6'dan dolayı bu temel orantıya bakardık mesela. Ya da soru şöyle olmuş olsaydı, hocam burası 2, şurası x, burası 6 olmuş olsaydı. Evet, o zaman da şu sayılara baktığın zaman şu temel orantıya bakıp oradaki temel orantıdaki bilgileri kullanırdım. Mesela 2/6 hocam. Hocam 2/6 1/3, 1/3. A ise 3a, işte burası B iken burası 3B. Sonra burada da bir kelebek yapıp hem tepe olarak hem de kelebekten sonuca ulaşırdınız. Yani sayılar bize her şeyi belli ediyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya baktığım zaman bana neler verilmiş arkadaşlar? Şu, şu, şu paralel ve 2 ve 6'ya baktığımız zaman ne belli oldu burada? Bir kelebek belli oldu. Kelebekteki oran var. Kelebekteki orana bakacak olursak ne var burada? 2 bölü 6, 1 bölü 3 oran var. Hocam A ise 3A'dır. Hatta burası B ise burası 3B midir? Evet. Şimdi senin bakış açına göre çözüm yöntemi değişebilir. Sen bu x ve bu 6'ya bakarsan eğer x ve 6'nın paralelliğine bakarsan buradaki temel orantıyı görürsün. Hocam bu bölü tamamı dersin. Ama şuraya bakarsan hocam bu x ve 2'nin paralelliğine bakarsan o zaman şuradaki temel orantıyı fark edersin. Şu bölü tamamı deyip x bölü 2'ye eşit dersin arkadaşım. Ama biz genelde şu düz paralelliğe bakalım. Şu x ile 6'ya bakalım. x ile 6'ya baktığımız zaman ne var arkadaşlar? Hocam şuradaki temel aralıkta oran var. A bölü tamamı 4A. A bölü 4A eşittir. X bölü 6. Hep sayılar bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Ya da temel orantılarının olduğu sayılar. Sayılara bakarken X ve 6'ya baktık mesela. Bunu fark ettik. E buradan da ne geldi arkadaşlar? Buradan 4X eşittir. 6 geldi. X de buradan 6 bölü 4 geldi. 6 bölü 4 dediğimiz nedir? 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle örnek 8'de 3 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz üçgen bilgisi ne kadar önemli. Evet geldik buraya. Özellikle oranlamanın olduğu sorularda tabii ki benzerlik mutlaka mutlaka vardır. CHA K dersek BH2K verilmiş. Hocam paralel kenarda hatırlayın. Ne yapıyorduk oran olduğunda ya içeri doğru paralel çiziyorduk ya da dışarı doğru uzatıyorduk. Eyvallah buradan da yapılabilir sıkıntı yok. Ama burada ben daha güzel bir şey fark ettim. Arkadaşlar biz böyle oranlamalar gördüğümüz zaman yukarı doğru tamamlamıyoruz ama Şimdi burada baktığınız zaman hem açı ortay hem, hem yükseklik. Yani bu bir özel durum. Üçgendeki özel durum. Açı ortay ve yükseklik aynı olduğu gördüğünüz zaman aklınıza ne gelecek? Evet hemen herkes bağıra bağıra söylüyor. Bağıra bağraya söylemeyenler de şimdi söylesin bakayım. Evet ikiz kenarlık geliyor değil mi gençler? E o zaman ikiz kenar. Normalde bunu tavsiye etmiyorum. Ama biz bu hem yükseklik hem de açı ortay gördüğümüz için... Hocam bu bir ikiz kenar üçgenleri. Yüksekliğin kollarını da ikiz kenara tamamladım. Tabanı da iki eşit parçaya böler dedik arkadaşlar. 2K ise burası da 2K yapacak. Yani buraya K mı kaldı? Evet. E hocam şunlar birbirine paralel. Artık X'i bulabiliriz. Şunun tamamının oranı K bölü 4K eşittir. 4 bölü X olmaz mı? Evet. X de buradan ne geldi? 16 geldi arkadaşlar. Tamam. Yine paralel kenardaki oran mantığını yine kullanacaksınız. Paralel kenardaki öğrendiğiniz şeyleri burada da kullanacaksınız. Ama özel durumlar olduğu zaman o özel durumu da kullanacaksınız arkadaşlar. Mesela bu sorudaki gibi. Güzel bir soru. Geldik örnek ona. Arkadaşlar şimdi CF uzunluğu K, BF uzunluğu 2K verilmiş. Şimdi K, 2K. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Normalde yapmayı sevmediğim bir şey ama bir kere gösterince hep aklınızda kalıyor. Şimdi böyle bir oranlama olduğunda 3, 7 ve X sorulduğunda arkadaşlar. Bunun farklı bir versiyonu şöyle olabilir mesela. Burası 7 olur. Atıyorum burası 27 olur. Şu X sorulur. Atıyorum burası 2K, burası 3K olsun. İkisi içinde inceleyelim. Şimdi şuradan şuraya bakın. K'da ne kadar artmış? 4 artış var. Hmm, K'da 4 artış varsa buradan buraya 2K var. 2K'da da 8 artış var diyebilirsiniz. Yani 7, 8 daha 15. AB uzunluğunu 15 buluruz arkadaşlar. Çok kolay değil mi? Aynı şey bak hocam burada 7'den 27'ye. Bak 5K'da ne kadar artış var? 20. 5K'da 20 artış var. O zaman K'da 4 artış olacak. Buradan buraya 2K var. 2K'da da 8 artış olacak. 7'den 8 arttırdığın zaman burası da 15 olur deyip bu şekilde de ortadaki sayıyı da bulabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey verildiğinde üst verildiğinde de yine aynı mantıkta sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama kolay bir şey değil mi? Herkes rahat bir şekilde yapıyor. Bir göstermede herkes bunu e, bundan sonra böyle soruları böyle yapıyor. Normalde sevmiyorum ama yani kullanılacak bir, bir, şey aslında ama ne yapacağız? Biz yine üçgen mantığında gösterin tabii ki ezbere gitmeyelim. Arkadaşlar burada neler var? Hocam bunların hepsi birbirine paralel verilmiş. Paralel doğrular ve uzunluklar varsa benzerlikten çıkacağı belli. Valla burada oran yok. Böyle dışarı doğru uzatacağımız bir şey falan da yok. O zaman burada paralellikli görünce aklımıza ne geliyor? Ya kelebek ya temel orantı geliyor. E temel orantı oluşturalım. Biz yukarı doğru çizip temel orantıyı oluşturmayı sevmiyoruz. Yamukta bazen işimizi çok zorlaştırıyor gerçekten. E ne yapacağız hocam? İçeriden paraya kenar oluşturma yöntemimizle temel orantı oluşuyor mu? Oluşuyor. E o zaman içeriden paraya kenar. 3, 3. Tamamı 7 ise 4 kaldı. Buraya da A diyelim. Hocam 1 bölü 3 oran var. K bölü 3K eşittir 4 bölü A'dan dolayı. 4 bölü A'dan dolayı. A'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. A 12 ise X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 12 artı 3'ten kaç bulduk? 15 bulduk. Biraz önce de artıştan da yine 15 bulmuş muyduk arkadaşlar cevabı? Evet 15 bulmuştuk. İster onu uygulayın, ister bunu uygulayın, hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde yapın. Örnek onu 15 bulduk, geldik örnek 11'e. Şimdi neler verilmiş arkadaşlar bize burada? Hocam burası k verilmiş, burası da 3k verilmiş. ED uzunluğu k, EA uzunluğu 3k verilmiş. Ne yapacağız? Oranlamayı kullanacağız. Bak. Bir de 5 ve 9 verilmiş. CDx uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam oranlama varsa oranlamanın olduğu yerden hop içe doğru. Bak paraya kenarda oranlama varsa benzerlik vardı. Yamukta da aynı şekilde oranlama varsa benzerlik. Ha oranlamanın olduğu sorularda alan dağıtmada çıkabiliyor. Tabi alanla ilgili bir ilişki olmadığı için burada benzerlik olduğu belli. Arkadaşlar ilk ihtimalimiz neydi? Paraya kenarda öğrettik. Ta içe i̇çe doğru paralel çizin diye söyledik size. Değil mi? Evet içe doğru paralel çizdiğiniz zaman. Kelebek oluşuyor mu? Oluşmuyor. O zaman dışarıya. Paraya kenarda da bizim beklentimiz neydi? Kelebekti. Ee, bir ek çizim yaptığında burada da aynı şekilde. Baktın içeri doğru çizdin olmadı ama içeriği tercih et her zaman. Ee, o içeriden olmuyorsa mecburen dışarıya doğru uzatacağız. Dışarıya doğru uzattık ve kelebeği oluşturduk mu arkadaşlar böyle uzatınca? Evet kelebeği oluşturduk. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran 1'e 3. Madem kelebekteki oran 1'e 3. Hocam burası 9'sa burası da 3'e bölünmüş hali 3 olmaz mı? Olur. Takıldık kaldık. Takıldığın zaman takıldığın noktaya bak. Bak neyi kullanmadı sen? Açı ortaylı. Bak paraya kenar. Önemli burada. Paraya kenarda söylediğim şeyler burada yine geçerli. Yamuk konusunda da arkadaşlar paraya kenarda ne demiştim ben size hatırlayın. Açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin demiştim. Hatta karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde Z'ye dikkat edin. Aynı şekilde yamukta da böyle bir paraya kenar gördüm mesela. Paraya kenar e, pardon Böyle bir açıortaylık gördüm mesela. Z'ye dikkat, et bak nokta açısı a x kenarlık çıktı. Ya da yamukta şöyle bir 90 derece gördüm mesela. Sen tutup da bunu böyle yapma, dik üçgen oluşturma. Z'den dolayı zaten 90 derece var hali hazırda. O 90'ı öncelikle kullan. Yani bunu demiştim ya, açıortaylık ve 90'lık mesela en fazla e, gözden kaçanlardır. E, burada buna da dikkat edeceksin. Bak sana açıortaylık verilmiş. O zaman Z'ye dikkat. Ne var burada? Hocam Z var. Karşı kenarlar birbirine paralel ya. Z'den dolayı nokta açısı yaptı. A noktaya nokta ikiz kenar. Yani x buradan ne geldi? Burası 5 ise burası da 5 yapacak. x'i buradan ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Evet, cevabımız böylelikle 2 çıktı. 3'ü buradaysa buraya da 2 kaldı arkadaşlar. Evet, örnek 11'i böylelikle 2 bulduk. Geldik örnek 12'ye. Evet, bakıyoruz oranlamada yazalım. Burası 4k, burası 5k. CD uzunluğu 4K. Ali Bey uzunluğu 5K. Hocam oranlama var. Dışarıya doğru uzatayım. Yapabilirsiniz. Ama kelebekler iç içe. Hem burada bir kelebek var. Hem de büyükte bir kelebek var arkadaşlar. Şöyle iç içe kelebekler size sıkıntı yaratabilir. Paraya kenarda da söylediğimiz gibi ne yapıyorduk? Oranlamanın olduğu yerden içe doğru paralel çizin kardeşim. Bu arada şurası tam olarak 6 verilmiş. O 6 çizginin üstünde kaldı, için şuraya 6 yazayım. Bizden de AF uzunluğu isteniyor. Hocam içe doğru paralel çizdim. Bak şuna paralel çizdim. Kelebek çıktı mı çıktı. Amacımız zaten kelebek. Kelebek çıkmazsa dışarı doğru şey yapabilirsiniz. Hocam kelebek çıktı. Aynı zamanda şuradaki paralellikte de bir temel orantı mı çıktı? Evet hatta 1 bölü 2 hatta orta taban çıktı arkadaşlar burada. Burası 4K ise burası nedir? 2K. A 2K'ya 5K. E o zaman kelebekteki oran. Hocam 2K'nın 5K'ya oranı eşittir yukarıdan aşağıya. 6 bölü X olmaz mı? Olur. 6 bölü X. 3 katı 3 katından dolayı burayı da kaç buluruz arkadaşlar? 15 buluruz. Yani örnek 12'nin cevabını ne bulduk? 15 bulduk. Paraya kenardaki kullandığımız teknikler yine burada geçerli. Evet EA uzunluğu 2K verilmiş. ED uzunluğu 3K verilmiş. 3K'ya 2K'yı yazdık. Sonra EF ve BF. EF uzunluğu A iken BF uzunluğu 3A verilmiş. Ne yapacağız? Yine hocam şu oranlamanın olduğu yerden dışarı mı? Hayır. içeri. önceliğimiz içeri. İçeri doğru çizdiğimiz zaman. Kelebek oluştu mu? Evet oluştu. Şurada bir kelebek çıktı. Temel orantı çıktı mı? Çıktı. Çünkü şunlar birbirine paralel. E, ee, da paralel. Şurada da bir şöyle bir temel orantı çıktı arkadaşlar. Bu temel orantıdaki oran 2 bölü 5. Öncelikle şurayı bulalım bakalım. 2K'nın 5K'ya oranı 5K'ya oranı eşittir. N bölü 10 değil midir? Evet. N'i buradan kaç bulduk? 8. N8 ise arkadaşlar sarıda da bir kelebek var. Kelebekteki oran da 1'e 3. Yani direkt kafadan şey yapabiliriz. 1'e 3 oran olduğu için burası da 3 kere 8 24 yapar. Yani AB uzunluğu 24 yaptı gençler. Evet 13. 24 bulduk. Geldik 14. soruya. 14. soru son bir soru mu? Evet. Bu videonun son sorusu arkadaşlar. 14. soruda ne verilmiş? ABC'de bir yamuk. C ile şu birbirine eşit verilmiş. İkiz kenar verilmiş. CD uzunluğu 3 birim verilmiş. X soruluyor bize. Hmm. ne yapacağız? Hocam şöyle düşünebiliriz. Farklı farklı yollar var. Hocam ikiz kenar var. E, ikiz kenar var burada. İkiz kenar olduğu için şöyle yapabiliriz. Tabanına ait yükseklik çizebiliriz. Ama biz ikiz kenarda şunu söylüyoruz tabii ki. İkiz kenar üçgende taban mevcutsa tabanına ait yükseklik çizmeyen bizden değildir diyorduk değil mi? Ya da insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyorduk. Ama tabanla alakalı bir şey yok gibi duruyor. Ama yapacak bir şey yok gibi de duruyor. Aslında bir yapacak bir sürü şey var. Hepsinin çözüm yöntemini size söyleyeceğim de. E burada bir yüksekliği çizelim bakalım. Tamam çizelim. Yüksekliği çizdiğimiz zaman hocam hop Z'den dolayı burası 90 derece oldu mu? Yok yüksekliği çizdik pardon 90 derece burası. Tabanı iki eş parçaya böldüm mü böldü. Hocam bu 90'ı da kullanmalıyım ben. 90-90 bir Z kuralı sağlandı mı? Sağlandı. Dolayısıyla şunlar birbirine paralel oldu. Hımmmm. Hocam paralelse bunun da devamını getirirsem böyle. Şunlar paralel oldu. Ee, bu paralel kenar olmuş oldu. 3 ise aşağısı 3 yaptı. Dikkat edin. Şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. 3 direk e, x direk 6 çıkar. Ama biz burada üçgen mantığından çözdük Ama sen burada sıkışsan bak. Senin düşünce tarzında çözmeye çalışacağım. Sana burada bunlar eşit verilmiş ama e, burada mantıken ne yaparsın? Sıkışsın. Hocam paralel kenar e pardon yamuk verilmiş. Ya hiçbir şey yapamıyoruz. Yani üçgen üçgeni de kullanmak istemediğin ilk etapta. E, yamukta ne yapıyorduk? Paralel kenar çiziyorduk, değil mi? E, paralel kenarı çizelim. Şuradan bir paralel kenar oluşturacak olursak. Ya mantıklı olan paralel kenar oluştursun. Mesela şunu oluşturduğun zaman böyle çok karışık olduğunu görüyorsun. En azından daha az karışık şunu çizecek olursan. Bak paralel kenar çizdin ya böyle. Hocam paralel kenarı çizdik böyle. E, yukarısı ise aşağısı da 3 oldu. E madem bunlar paralel 90 sa burası da 90'dır yönde eşitten hatta burası da 90'dır. Aa ikiz kenar deyip sanki çözüm yöntemi daha da kolaylaşıyor öyle. İkiz kenar ol, ikiz kenar üçgeni kullanacağız biz. İkiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki eşit parçaya böldü. Hocam şunlar paralel. E dolayısıyla bunlar da eşit olduğu için ort taban sağlandı. Direkt cevap 3 diyebiliriz. Ya da başka bir yöntemle de şöyle de bir çözüm yöntemi yapabilirsiniz ama en güzel çözüm yöntemi bu. Bunu şey düşünün Sadece yukarı doğru tamamlayıp hocam bak burası sadece maviler düşünün 90 derece. 90 eşit eşit olduğundan burası da muhteşem üçten eşit olur. Hocam burada bir orta taban var deyip direkt 3 sağ da diyebilirsiniz. Ama biz genelde yukarıyı tavsiye etmiyoruz ya. içerden içeriden hamleler yapmayı seviyoruz ya. O yüzden bu çözüm yöntemi bizim için daha mantıklı arkadaşlar. Paraya kenar yardımı aynı zamanda x kenarlığı da bu şekilde kullanmış oluruz. Evet gençler böylelikle örnek 14'ünde cevabını ne bulduk? 6 bulduk. Ve böylelikle olayı bitirdik mi gençler? Bitirdik galiba, değil mi? Evet. Bundan sonrasında ne var? Özellikler var. Bundan sonraki videolar, bunlardan daha kısa olacak. Bakıyorum şöyle bir 30 küsur dakika olmuş. Ee, ama bundan sonraki videolar daha az olacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz eski konuların çok fazla kullanıldığı ve rahat bir şekilde yapılabilecek bir konu, ee, basit düşünüp de çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konudayız arkadaşlar. Kafanızı rahat tutun. Bütün konu bittikten sonra zaten bu konuyu da büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Evet gençler lafı çok fazla uzatmayıp bir sonraki videoda Yamuğ'un ikinci videosunda özellikler videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.